müdahale etmezsek kullanamazsın bir iki gün. Tamam, geçtim. Uyudu nihayet. İstemeden yine seni dahil ettim, özür dilerim. Ya hak verdi, sizi gördü. Çok kötü oldu. Ne yapacağız? Haşmet'in yanında beni görmesini bekleyeceğiz. İşte o zaman ödeyecektir. Hak verdi bir tane kıza aşık. Babamla kız yüzünden kavga etmişler. Kızla beraber kaçacaklarmış. Vallahi ne işler çeviriyor anlamadım ama o aslancığın içinde bunun biraz parası varmış. Yani Haşmet'le bir daha görüşmeyecekler. Bir dakika, bir dakika. Düğünden beri bu çocuk oyuncağın peşinde mi yani? Haşmet takmamış mı bunu sizin peşinize? Bu salan Haşmet'le ilgisi yok yani, öyle mi? Günlerdir ne senaryolar dönüyor kafamda biliyor musun? Sandım ki tehlikedesin. Sandım ki adamın görmediğim karanlık bir tarafı var. İşi bırakmayı düşündüm be. Aslında olanlara bak. Bu Haşmet'in beni aramadığı anlamına gelmez ki. Hem ben sana bir şey mi dedim ya? Sen niye kendi kafandan senaryo kuruyorsun? O gün de arabandan indim, ısrar ettin, geri bindirdin. Kalacak yerin yoktu be. Ertesi gün buldum ama. Sen bırakacağım diye tutturdun. Tutturmasaydın o oyuncak da arabanda düşmeyecekti. Ben sana bir şey mi dedim? Suçlu ben oldum yani şimdi. Hayır, ben öyle bir şey demiyorum. Ben sadece olanı söylüyorum. Hak verdiğinin konuşacağından korkuyorsan da. Benim tek korkum var. Haklı ile haksızı karıştırmış olmak. Tamam. Tamam, sakin. Tamam. Yeterince gerildik. Alper, kusura bakma. Tüm bu yaşattıklarımız için senden özür dileyip yaptığın her şey için de teşekkür etmekten başka yapabilecek hiçbir şeyimiz yok, görüyorsun. Zaten Leyla da aşağı yukarı böyle bir şey söylemeye çalışıyor. Hazırlanın, sizi kaldığınız eve bırakayım. Kardeşinin ne alt edeceği belli mi? Doğru. Hak verdi bu. Bak, hak verdiği tanımıyorsun. Zeka onun en güçlü silahı değil. O önce yapıp sonra düşünenlerden. Hak verdi ortadan kayboldu. Emin ol. Haşmet'le de bir daha görüşmeyecek. Yani senin için hiçbir tehlike yok. Bundan sonra bir daha seni dahil etmeyeceğiz. Bir daha bizi de görmeyeceksin. İncelik olur. Daha önce taksi yüzünden başınıza geleni biliyorsunuz. Ay bu da doğru. Bak. Ağız dalaşına gerek yok bence. Bir an önce alın çocuğu gidelim. Gideceğiniz yere son kez sizi güvenle bırakayım ki bir daha dahil olmayacağıma emin olayım. Lütfen. Sizi dışarıda bekliyorum. Hadi Leyla, hadi. Ben rüzgarı alıyorum, sen de çocuğun eşyalarını topla gidelim. Adam haklı. Deli midir nedir? Hem söyleniyor hem gitmiyor. Ah ya, ne el varmış hayvanda ya. Kek çay muhabbetinde bizimkiler. Ha, kimsenin uyumaya niyeti yok. Annem de tutturdu sarma yapacağım diye. Ha, ne yapacağım bilmiyorum. Ya sen telaş etme, yüreğimin atışı. Ya seni sarmak kadar beklemek de güzel ki. Ya sen sabah güneşim olacaksın ya. Ya bırak gece keyiflerince uzatsınlar ya. Nerede bekleyeceksin gece vakti? Ya bulurum bir sabahçı kahvesi bebeğim ya. Sen merak etme.
Alper çok memnun oldum. Koşullarda tanışmasaydık keşke ama. Ver canım sana. Her şey için teşekkürler. İyi akşamlar. Leyla. Ne oldu? Doya doya azarlayamadın galiba. Almışsın. Çok teşekkürler. Haşmet Bey'e ihanet ettiğimi düşünüyordum. Ama senden kurtararak adama iyilik yapıyorum sanırım. Olsun ha. E tabii. Eski şövalyelerden kim kaldı? E pek de yakışıklıymış. Hiç bahsetmedin. Şahane karşılaşmalarımızı da fark edecek durumdaydım çünkü. Evet tabii. Çünkü kendini hiç belli etmeyen böyle sinsi bir yakışıklılığı var. Ha? Allah Allah ya. Bekar da sanki. Evli. Kızım, adamın başına gelenler. Karısı trafik kazası geçiriyor. 6 aydır hastanede komada yatırıyorlarmış. Yazık. Yani Allah şifasını versin de zor. Ay tamam canım. Yani gamlı baykuşluk etmek istemem ama. Yani 6 aydır komada diyorsun. Düzelmez o. Alper'in umudunu kesmeye hiç niyeti yok. Helal olsun. Ne? Hiç canım. Tamam. Bir şey yok.